Şimdi bundan 1000 yıl önce İbn Sina'dan sonra en büyük Türk hekimi Muhammed Rıza bir buluş yapmış. Limon suyuyla sarımsak. Fakat Kafkaslar'da soğuk bölgede yaşayan Türkler daha çok kullanmış. Sıcak bölgede yaşayan Türkler kullanamamış, küflenmiş. Çünkü limon suyuyla sarımsağı hazırlarsan koruyucu madde olmadığı için küflenir. Küflenirse ağızdan makada kadar her tarafı mantar kaplar, küf mantarı. Bu da tedavisi imkansız birçok hastalığı tetikler. Ölüme kadar götürür, yataktan kalkamaz. Bir gün bir hanımefendi beni aradı, dedi ki siz bir iksir üretmişsiniz, içinde sarımsak, limon suyu vesaire vesaire varmış. Evet vardım. Ben de üretirim. Nasıl üreteceğim dedim. Ben de yaparım limon suyu, sarımsak. Peki yap bakayım dedim. Ama rizikolu. Nihayetinde bu 50 60'lı ucuz bir formül yani. Sizinki dedim yaparsanız evde 3-5 kuruştan kaçınıyorsunuz ama tehlikeli olabilir dedim. Aa yok ben hemşireyim, bilgim var. Evde yapıp hemen içilmeli mi peki evde yapılan? Yok işte bu bayan dedi ki ben hemşireyim, benim de bilgim var, araştırıyorum, bitki uzmanıyım falan filan. Aradan 6 ay geçti, beni tekrar aradı. Dedi ki küflenmiş, görememiş küf. İçindeki küf çok yoğun. İçinde dağınık olduğu için görememiş. İçmiş. Ağızdan makada kadar ve vajinal yumurtalıklar bütün genital bölge dahi mantar kaplamış. Hastanede 6 ay yatmış. Doktoru demiş ki profesör, evladım sen deli misin? Neden bilmediğin işi yapıyorsun demiş. 6 ay ağır ilaç tedavisi görmüş. Kendine geldikten sonra beni aramış. Diyor ki ya keşke sizi dinleseydim. 6 aydır hastanede yatıyorum. Yani bazıları şimdi bunun adı Türklerin bulmuş olduğu bu buluşu Ruslar daha çok kullandığı için soğuk bölgede yaşadıkları için Rus iksiri diye değişmiş. Aslında Rus iksiri değil. Türk iksiri. Yani Muhammed Rıza'nın bulmuş olduğu çok büyük bir buluş. Biz bunu ne yaptık? Geliştirdik. Daha etkili hale getirdik. Zencefil, zerdeçal, altın başakotu, zeytin yaprak, kakule gibi 19 bitkinin oluşuyor. Çok özel bir fermentasyondan geçiyor tabii. Öyle rastgele bitkileri karıştır, hazırla diyeyim.